lütfen bana para verin ya, karnım çok aç, kaslarım eriyecek diye korkuyorum. Lütfen para verin. Karnım çok aç, hiç param yok, spor salonu üyeliğimi yenileyemedim. Lan Rüzgar, şu bankamızın önünde direnen yoksa Arda mı? O Arda'yı çok kötü yapacağım, bak şimdi izle. Evet babacım, Arda ama çok kötü davranma ona, olur mu? Zengin amca Rüzgar, hoş geldiniz ya, çok paraya ihtiyacım var, karnım aç, kaslarımın erimesini istemiyorum, para verir misiniz? Bir sürü paranız var zaten ya, çok azıcık verseniz bir şey olmaz herhalde. Ulan Allah'ın fakiri, sen bir de utanmadan benden para mı istiyorsun? Sizce kaslı zengin mi döver yoksa kaslı fakir mi? Lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Hem gelmiş bankamın önünde direniyor hem de benden para istiyor, şuna bak ya, yüzsüz. Özür dilerim zengin amca, yanlış bir şey mi dedim? Belki yardım etmek istersin diye düşündüm yani. Ulan ben oradan bakınca hayır kurumuna mı benziyorum lan? Ben bu paraların hepsini alnımın teriyle kazandım oğlum. Senin baban da çalışsaydı, senin baban da kazansaydı. Zengin amca niye böyle davranıyorsun? Benim babam da çalışıyor işte, simit satıyor. Git babandan iste lan parayı o zaman. İyi de zengin amca hiçbir şeye yetmiyor ki, o para çok az kazanıyor. Babacım çok az para versek mi ya? Yazık çocuğa, baksana açmış. Lan Rüzgar, ben ne kadar çok çalışıyorum biliyor musun bu paralar için? Benim alnımda enayi mi yazıyor lan? Ya doğru diyorsun babacım, ve sonuçta çok paramız var, bir şey olmaz ki. Rüzgar sakın bana bu Allah'ın fakiri dilencisini savunma. Ya şuna bak ya, çocuğuma da kötü örnek oluyor. Defol git lan buradan. Zengin amca tamam, senden para falan istemiyorum ama ne olur beni buradan kovma. Bankaya gelenlerin hep parası oluyor, başka yerde dilenemem. Lan çocuk, bunun neyini anlamıyorsun? Benim bankamın önünde dilenemezsin, Allah sana. Al lan, al kafana atın lan. Zengin amca dur, vurma, ne olur vurma, canım çok acıyor, ne olur vurma. Kapı lan çeneni, Allah'ın fakiri dilenmeyeceksin lan bankamın önünde, anladın mı? Babacım dur yapma, yazık çocuğa, vurup durma, canı yarıyor, yapmasana. Kapı çeneni Rüzgar, bu dayak yemeği hak ediyor, benim bankamın önünde kimse dilenemez. Zengin amca ne olur yeter, çok canım acıyor, vurma. Babacım yeter artık, saçmalama, vurma şu çocuğa. Kapı çeneni Rüzgar, seni de döverim bak, kapı lan çeneni, bak oğlum bak, seni çok kötü yaparım. Böyle yumruklarımı tadarsın işte. Lan bana vuruyorsun da çocuğuna ne vuruyorsun? Bak rahat bırak Rüzgar'ı, çok kötü yapacağım. Sana ne oluyor lan artist, seni daha çok döverim lan. Sana ne, benim oğlum değil mi? Karışma lan, çok kötü yaparım seni. Yeter be yeter diyorum sana, bak vurup durma, çok kötü yapacağım seni, vurma lan. Hadi lan oradan, sen bana hiçbir şey yapamazsın, al lan kafana. Yeter dedim lan sana, yeter lan, bırak lan çocuğa. Seni var ya öldürürüm, çok kötü yaparım. Arda ne oldu sana? Babama zarar verdin, ne oldu? Arda oğlum, ben şaka yapıyordum, ne olur bana zarar verme, ne olur. Hadi lan oradan, bize vurma dedim, inatla vurdun. Ve bunun bedelini ödeyeceksin. Oğlum şaka yaptım, ne olur zarar verme oğlum, lütfen. Tamam seni dövmeyeceğim, Rüzgar'a eve gidince döverim. Sana Rüzgar'a da dokunmayacaksın dedim ama, al bakalım sana, al bakalım, ölüyorsun şimdi. Arda ne yaptın, babamı öldürdün, yaktın onu. Rüzgar o bunu hak etti, o iyi bir baba değildi. İyi de Arda, ben babam olmadan ne yapacağım? Merak etme Rüzgar, beraber çok iyi yaşayabiliriz. Ama sen babamı öldürdün, bana da zarar vermeyeceğini nereden bileyim? Merak etme, ben sana asla zarar vermem, ben seni çok seviyorum. Ama baban denilen o herif çok kötü biriydi, ona haddini bildirmeliydim. Haklısın sanırım ya, çok kötü davranıyordu, hep sana hep para. Evet Rüzgar, şimdi soruyorum, benimle misin değil misin? Ne yapayım yani ya, seni deyip ne yapacağız şimdi? Önce buradan kaçıp izimizi kaybettireceğiz Rüzgar. Sonra buluşup şehri ele geçiririz. Peki madem ben kaçıyorum, sonra buluşuruz seni de, yakalanmayalım. Merak etme, kimse bize bir şey yapamaz. Olamaz, zengini öldürmüşler, hemen bunun kimin yaptığını bulup onu yakalamalıyım. Hayır olamaz zengin, ölmüşsün. Hayır zengin, sana bunu kim yaptı, kim yaptı? Burada bir şeyler yazıyor, para verin kaslara verildi, demek ki bunu kaslı biri yaptı. Ama şehirde kaslı olan bir Arda bir de Rüzgar var, niye yapsınlar? Zaten Rüzgar yapamaz, Rüzgar niye para istesin ki? Arda mı yaptı acaba? Ama Arda da çok iyi bir çocuk, böyle bir şey asla yapmaz ki. En iyisi bankanın güvenlik kameralarını izlemek. Beni asla yakalayamayacaksın Kerem komiser. Ben senden bin kat daha akıllı, bin kat daha üstüne. Neyse gideyim de Rüzgar'ı bulayım. Bakalım güvenlik kameralarında ne var? Hayır olamaz, Arda ve Rüzgar ikisi beraber yapmışlar bu işi. İyi de bu çocuklar neden böyle bir şey yaptılar ki? Arkadaşlar bir fikriniz var mı? Lütfen yorumlara yazın, niye öldürdüler zengini? İyisi bir gidip babama bakayım, belki yaşıyordur. Aa Kerem komiser mi oradaki? Aa! Rüzgar kal olduğu yerde, yoksa ateş etmek zorunda kalacağım. Ellerini kaldır, teslim ol.
kaçamazsın. Lan Kerem komiserim dur, ateş etme, teslim oluyorum, teslim teslim. Ah be Rüzgar, niye böyle bir şey yaptınız, o senin baban, bilmiyor musun? Kerem komiserim yapacak bir şey yok, babam öldü, artık bir şey yapamam. İyi de oğlum böyle bir şeyi niye yaptınız, o senin babandı. Kerem komiserim babam da ama hiç baba gibi davranmıyordu ki, sürekli dövüyordu beni. Arda'yı da dövdü, beni de dövdü, Arda artık dövmedi ama dövünce Arda onu öldürdü. Yani hepsi Arda'nın suçu mu? Yani öldürdü ama beni korumak için yaptı. Nefsi müdafaa, nefsi müdafaa. Of Rüzgar, neye bulaştınız siz? Hadi yürü, hapse götürüyorum seni. O Arda da başkasına zarar vermeden onu da yakalamalıyız. Gidelim Kerem komiserim, hepsini hak ettik. Yapacak bir şey yok, Arda'yı bulmalıyız ya. Şehre ve başkalarına zarar vermeden onu yakalamalıyım. Sen de Arda'yı bulana kadar burada böyle bekleyeceksin beni Rüzgar. Kerem komiserim ben Arda'yı satmam, beraber geliştik bu işe. Tamam babamı öldürmüş olabilir ama bence gayet haklıydı. Olamaz, Rüzgar yakalanmış, onu kurtarmalı ya. Ulan Kerem komiser, şimdi sorarım ben sana, şimdi göreceksin gününü. Açın lan kapıyı, hemen açın lan. Arda ne olmuş sana böyle, ne oldu, kapıyı niye çalıyorsun? Arda senin yediğin dayaklar yetmedi, biraz daha dayak arıyorsun herhalde. Kapayın o aptal çenelerinizi, benimle geliyorsunuz. Nereye geliyoruz seninle, hiçbir şey anlamadım. Ben seninle hiçbir yere gelmem aptal Arda. Lan bebek asker, canına mı susadın, seni çok kötü yaparım oğlum. Sen bana hiçbir şey yapamazsın, kafana boynuz taktın diye adam mı oldun lan? Harbiden Arda, nereden oldun bunu, bir milyoncudan mı? Oğlum var ya, bittin eşsiz. Arda dur, yapma. Tamam Arda, özür dilerim, yapma yapma. Kapayın çenelerinizi. Gören komiser, buraya gelin ben. Aa, Arda'nın sesi değil mi? Arda buraya gelmiş herhalde. Arda neden geldin, teslim olacaksın değil mi? Aa bebek asker, bebek polis, ne yaptı size, zarar vermedi deme, hemen oğullarımı serbest bırak Arda, ne yapıyorsun? Kerem komiser, önce sen Rüzgar'ı serbest bırakacaksın. Üzgünüm Arda, böyle bir şey yapamam, yaptıklarınızdan haberim var, sizi hapse atmak zorundayım. Kerem komiser, sen çocuklarını hiç sevmiyorsun galiba. Arda bu yaptığın çok yanlış, her şeyden haberim var, teslim ol hemen, hadi teslim ol. Kimseye başka zarar gelmeden teslim ol oğlum. Kapa çeneni, oğullarını öldürmemi istemiyorsan Rüzgar'ı bırak. Arda biliyorsun bunu yapamam, hadi oğlum teslim ol. Sakın teslim olma Arda, sen doğru bildiğini yaptın. Ben buradan ya Rüzgar'la giderim ya da sen çocukların olmadan gidersin. Peki Arda, Rüzgar'ı vereceğim sana ama çocuklarımı serbest bırak lütfen. Nereden bileyim benimle oyun oynamadığını, önce Rüzgar'ı getir. Beni satmayacağını biliyordum Arda. Ben seni asla satmam Rüzgar. Peki madem, getiriyorum Rüzgar'ı, sen de çocuklarımı serbest bırak. Bak Rüzgar'ı serbest bıraktım, sen de şimdi çocuklarımı bana ver lütfen. Anlaşma anlaşmadır Kerem komiser, çocukların olabilirsin, hadi Rüzgar gidiyoruz. Üzgünüm Arda, kaçmanıza izin veremem, al bakalım sana. Hayır olamaz, vuruldum. Hayır Arda, dayan, kurtulacaksın Arda, ne yaptın Kerem komiserim, ne yaptın? Kaçmanıza izin veremezdim Rüzgar, hadi getir Arda'yı buraya, ikiniz de teslim olun. Ne saçmalıyorsun be, sen Arda'yı vurmuşsun hala gelin diyorsun. Ambulansı arayacağına yaptın, harekete bak. Hadi Rüzgar lütfen zorluk çıkarma, gerekirse seni de vururum. Sen bana hiçbir şey yapamazsın Kerem komiser, çocuklarına da elveda de. Hayır olamaz, hemen saklanmalıyım. Sizi aptal veletler, alın bakalım. Sizi aptal veletler, bunu hak ettiniz, yanarak ölün. Şimdi sırada Kerem komiser var, ona da gününü göstereceğim. Olamaz, ben nasıl bir babayım, benim yüzümden çocuklarım öldü. Gizli sınava gireyim derken çocuklarımı öldürttüm. Kerem komiser aç kapıyı, orada olduğunu biliyorum. Git buradan, çocuklarımı öldürdün zaten. Seni de öldüreceğim, Arda'ya zarar vermemeliydin. Aptal bir komiser tarafından öldürüldüğüme inanamıyorum. Son nefesimi veriyorum. Hayır olamaz, kötü ikizim devreye girmiş. Kötü ikizim öldü ama ben yaşıyorum. Demek ki kötü ikizim ölünce eski halime geri döndüm. Hemen Rüzgar'ı durdurmalıyım, yoksa Kerem komiseri öldürecek. Rüzgar dur, bu sen neysin kardeşim, dur lütfen, bir şey yapmadan dur. Arda yaşıyorsun, çok mutlu oldum kardeşim, hadi beraber intikamımızı alalım. Hayır Rüzgar, hiçbir şey yapmayacağız, bu sen değilsin, hemen eski haline dönmelisin. Arda ne saçmalıyorsun sen, gel Kerem komiseri öldürüp yakalım onu. Rüzgar beni dinlemelisin, şu an konuşan sen değilsin, seni kötü ikizin. Sakın onu dinleme, kendine gelmelisin kardeşim. Ne oluyor? Arda ne yaptın ben? Bebek askerle bebek polisi öldürdü.
öldürdüm. Merak etme Rüzgar, hepsini çözeceğiz. Ben de senin babanı öldürdüm ama zamanı geriye alacağız. İleride bunu nasıl yapacağız? Hüsamettin bize yardım edecek, hiç merak etme. Kerem komiserim, artık çıkabilirsin. Lütfen bizi affet. Onlar biz değildik. Kötü ikizlerimizdi. Evet Kerem komiserim, biz değildik. Çok özür dileriz ama hatamızı telafi edeceğiz. Merak etme. Çocuklarımı geri getirin. Başka bir şey istemiyorum. Lütfen. Hiç merak etme Kerem komiserim. Şimdi Hüsamettin'i bulup zamanı geri aldıracağız. Size güveniyorum çocuklar. Hüsamettin, biz çok kötü şeyler yaptık. Hiç soru sormadan zamanı geri almalısın. Evet Hüsamettin, bizi bir tek sen kurtarabilirsin. Babacım, iyi ki zengin olmuşuz ya. Zengin olmak ne kadar güzel bir şeymiş. Evet oğlum, artık zenginiz. Çok iyi oldu, çok iyi oldu. Fakirlerde hadi yemeğe gelin, sizin için sushi ve pizza yaptım. Şuna bak ya, önceden yemek yiyemiyorduk. Şimdi sushi yiyoruz, pizza yiyoruz. İstediğimiz her şeyi yiyebiliyoruz ya. Evet oğlum, iyi ki zenginiz. Hadi ama gelin, yemek soğuyacak. Soğursa soğusun anne ya. Yenisini söyleriz, yenisini yaparız. Ne olacak, bir sürü paramız var zaten. Aynen öyle. İstediğimizi alabiliriz, istediğimizde yeriz. Zengin olsak da benim okula gitmem gerekiyor. Hadi görüşürüz. Acaba okula bugün neyle gitsem ya? Son model motorumla mı yoksa son model arabamla mı? Bir türlü karar veremedim ya. Neyse, arabayla gideyim bari. Arkadaşlar, annesini ve babasını çok sevenler kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenebilir mi? Eğer anneniz ve babanızı sevmiyorsanız abone olmanıza, videoyu beğenmenize gerek yok. Öpüyorum sizi. Of, arabam da cillop gibi ya. Herkes hasta olacak. Şu arabaya bak be, mis gibi. Aa, Rüzgar değil mi oradaki? Ne yapıyor orada o Rüzgar? Rüzgar oğlum, ne yapıyorsun burada? Ne yapayım orada ya, fakir olduğumdan beri karnım aç, hiçbir şey yiyemiyoruz. Ben de dileniyorum. İyi de oğlum, okula gitmeyecek misin? Okulu bıraktın mı yoksa? Tabii ki gideceğim Arda, ama otobüs param yok. Dolmuşa da binemiyorum da, yani o yüzden dileniyorum. Biraz param olsun, gideceğim. Demek ki neymiş Rüzgar? Benimle dalga geçmeyecek misin fakir diye? Gördün mü, ben zengin oldum, sen fakir. Evet Arda ya, çok pişmanım. Sen gitmeyecek misin okula? Şimdi zenginsin ya, kesin gitmiyorsundur. Yok be oğlum, okula gidiyordum ben de arabayla. Aa, sen de mi okula gidiyorsun? Aa, hem de arabayla. O zaman ben dilenmeyeyim. Tabii canım, dilenme, hiç aynı yere gidiyoruz ne de olsa. Otobüs için dilenmiyor musun zaten? Evet ya, süper oldu bu. Aynen, süper oldu. Hadi görüşürüz okulda. Allah'ın fakiri. Arda'ya bak ya, tam da sevinmişti. Dilenmeme gerek kalmadı, beni okula götürecek diye. Şerefsiz Arda bana fake attı. Araba ne kadar rahatmış ya, anında geldim okula. Şu gelene bakın, Arda değil mi o? Arabası süper. Ola oğlum, hayatımda gördüğüm en iyi araba lan, bu ne? Ay evet, Arda zengin olmuş, artık arabayla motorla geziyor. Arda senden hep çok yakışıklıydı, daha da yakışıklı olmuş. Oo arkadaşlar, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor ya? Arda, araban çok iyi. Evet Arda, arabanı boyuyorduk. Sağ olun arkadaşlar ya, o kadar hızlı ki arabam var ya, demin çıktım evden şimdi geldim. Ayrıca son model ve çok hızlı, aşırı hızlı yani. Diyorum ya, şimdi çıktım geldim hemen. Ola oğlum, ben 2 saattir yürüyorum okula gelmek için, adam anında gelmiş ya. Arda, beni de gezdirir misin okul çıkışı? Gezdiririm tabi bebek polis, niye gezdirmeyeyim ki? Hani benzin biraz pahalı ama olsun yani, çok param var. İstediğim kadar benzin de alırım, araba da alırım. Arda, beni de yemek yemeye götürür müsün? Hem arabanla gezeriz. Elif canım, sen çok umutlanma, olur mu? Niye biliyor musun? Çünkü ben fakirken hiç beni umursamıyordun. Arabam marabam oldu, zengin oldu ve ben gezelim. Hadi lan oradan. Hayır Arda, ben seni hep çok yakışıklı buluyordum zaten. Hadi oradan ya, bırak yalanı. Arda, sen benim en sevdiğim arkadaşımsın la, beni gezdirirsin değil mi? He, bekle gezdiririm. Fakirken döv beni, ondan sonra zengin olunca gezdir. Hadi lan gidin buradan oğlum hepiniz. Hadi lan, Allah'ın veletleri, neredesiniz? Ders başlayacak. Vallahi acımam, dersime geç kalanı atarım. Tamam öğretmenim, kızmayın, geliyoruz. Herkes burada mı çocuklar? Derse başlayacak mı? Sayın bakalım, burada mı herkes? Öğretmenim, Rüzgar yok. Allah Allah, nerede o Rüzgar veledi? Öğretmenim, bence hiç Rüzgar'ı beklemeyin, atın okuldan ona. Artık o fakir olduğu için yürüyerek gelemiyor, çok uzak diye dolmuş otobüs bekliyor. Of, bu Rüzgar çok tipsiz ya, utanmadan bir de otobüse mi veriyor? Allah Allah, sen nereden biliyorsun oğlum? Öğretmenim, son model arabamla gelirken gördüm, dileniyordu yol kenarında. Öğretmenim çok özür dilerim, biraz geç kaldım. Şehirdeki herkese zenginken kötülük yapmışım, o yüzden kimse para vermedi. Dilendim ve para alamadım, otobüse binemedim, yürüdüm, belim çıktı ya. Hadi lan oradan, Allah'ın dilencisi, benim sınıfıma dilenciler ve köpekler giremez. Ha oğlum Rüzgar, sen hem dilencisin hem köpeksin, çık lan bu sınıftan. Ama öğretmenim, okumazsam iyice fakir olurum, ne yapacağım? Lütfen beni kovmayın. Öğretmenim, kovun bu dilenci köpeği, size elmas veririm bir sürü. Ne, bir sürü elmas mı? Rüzgar, çık lan sınıftan, kovuldun lan.
Belki öğretmenim Arda sana da bunun hesabını sorarım ben. Hadi lan oradan Allah'ın dilencisi, önce git kendine kıyafet falan al. O Allah'ın eziği Arda'ya bunun hesabını soracak, beni okuldan kovdurdu var ya, onu çok kötü yapacağım. Şu arabaya bak be, ben zenginken bile böyle bir arabam yoktu, kaçırayım arabasını da görsün. Of, şu arabaya bak be, o kaçıracağım şimdi, o Arda görecek. Hatta arabayla kaza mı yapsam acaba, arabası olmasın? Evet çocuklar, dersimiz bitti, herkes evlerine gidebilir. Arda sen çıkma ama oğlum, bekle. Hayırdır öğretmenim, ben niye çıkmıyormuş ya? Oğlum sen istiyorsun diye rüzgarı kovdum ya, elmasları mı vereceksin? Tamam öğretmenim ya, istediğiniz elmas olsun, bende bir sürü var ondan. Allah öğretmenim, buyurun hepsi sizin olsun, alın 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 alın. Yaşasın, zengin oldum. Ben de gideyim artık ya, daha arabamla gezeceğim. Lan arabam nerede lan, benim arabam yok, arabamı kim aldı lan? Ulan arabam çalınmış, yeni arabam çalınmış, son modeldi lan o. Gideyim Kerem komisere şikayet edeyim hemen. Gidip şu arabayı satıp tekrardan zengin olayım bari. Kardeşim bu arabaya tam 50 bin lira veririm. Ne 50 bin lira mı? Allah'ını sattım, hemen al, yeni zengin olacağım, yaşasın. Araba çalıntı falan değil ama, değil mi bak? Yok benim arabam, ben çok zenginim ya. Peki madem kardeşim, sonra başımız ağrımasın da yani. Yok hiç merak etmeyin, çok çalışarak para kazanıp bunu aldım ben. İyi bakalım, umarım hapse girmeyiz. Ulan aslında var ya, Arda'nın bir de motoru vardı, onu da mı satsam ya, onu da çalar satarım ya. Evet abi. Buyur kardeşim, ne oldu ya, arabayı geri mi istiyorsun? Asla vermem arabayı geri ha. Abi bir de benim süper yarış motorum var, ona ne kadar para verirsin, ona göre götüreyim, onu da satayım. Vallahi kardeşim, dediğin gibi yarış motoruysa ona da bir 30 bin lira veririm. Of süper ya, tamam abi, hemen götürüyorum. Arda'cığım ne oldu, niye bu kadar sinirlisin? Ben sinirli olmayayım da kim olsun be Kerem komiserim? Tamam Arda'cığım sakin ol, çözeriz, ne oldu? Kerem komiserim ya, benim son model arabamı çaldılar. Nasıl ya, emin misin çalındığına? Evet Kerem komiserim, eminim, okuldaydım, bir çıktım arabam yok. Peki kim çaldı, onu biliyor musun? Nereden bileyim Kerem komiserim, git bul, senin işin değil mi o? Allah Allah, gel bakalım belki buluruz arabanı. Hadi yürü. Of cillop gibi motor be, bunu da satarım, iyice zengin olurum, yaşasın be. Kerem komiserim, bu arabamı bulursan sana... Aa Rüzgar, ne yapıyorsun lan orada? Hayır olamaz Arda ile Kerem komiser, hemen kaçmalıyım. Kerem komiserim, bir şeyler yap, şunu vur ya, yakala şunu. Gel Arda, hemen arabayla peşinden gidip Rüzgar çek hemen sağa. Üzgünüm Kerem komiserim, duramam. Kerem komiserim, yakala şunu. Bak getirdim motoru, çabuk paramı ver, çabuk gitmem lazım. Kardeşim evrakları falan imzalayacaksın, dur bir, ne bu acele? Ya çıldırtma beni, ver hemen paramı, gitmeliyim. Kerem komiserim, bas gaza, orada işte durmuş. Allah kahretmesin, yakalanıyorum. Polisle ne alaka, ne oluyor? Allah'ın hırsızı, in lan hemen motorumdan. Rüzgar yaptığın çok ayıp, neden hırsızlık yapıyorsun? Ne hırsızlık mı, ne oluyor? Şuna bak ya, arabamı bile çalmış getirmiş buraya. Kerem komiserim, hırsızlık falan yapmıyorum, bunlar benim. Ama Arda onun olduğunu iddia ediyor. Kerem komiserim saçmalama, tabii ki de benim, ne iddia etmesi, hepsi benim, çalıştım zengin oldum, ben öyle aldım onları, bu çaldı. Videoyu izleyenlere soralım, inanmıyorsan ya lütfen yazın yorumlara, bunlar benim değil mi, Rüzgar hırsızlık yapmadı mı? Üzgünüm Rüzgar, ineceksin o motordan, seni hapse götüreceğim. Ne hapis mi Kerem komiserim, ne olur yapma. Ayrıca arabacı çocuk, milkshake misindesin, seni de hapse atmak zorundayım çalıntı araba satın almak ve satmaktan. Ne Kerem komiserim, benim hiçbir suçum yok ya, getirdi çalmadım dedi, ben de parasını verdim, benim hiçbir suçum yok. At vallahi Kerem komiserim, ikisinden de şikayetçiyim, ikisini de at hapse. Arkadaşlar lütfen yorumlara yazın, beni hapse atmasın. Ulan hapse atılırsam YouTube kanalıma nasıl video atacağım ya, ne yapacağım ben? Vallahi arkadaşlar bilmem, hırsızlık yapmadan önce düşünecektiniz bunları. Oo hepsi hapse girsin ya. Kerem komiserim ne olur tutuklama bizi. Ya yemin ederim benim hiçbir suçum yok ya, vallahi hiçbir şey yapmadım, bilmiyordum çalıntı olduğunu ben. Vallahi ben anlamam kardeşim, dikkat edeceksin, kontrol edeceksin, çalıntı mal almayacaksın. Aynen öyle arkadaşlar, Arda'ya son kez soracağım, eğer şikayetçiyse atmak zorundayım. Şikayetçi tabii Kerem komiserim, at ikisini de hapislerde çürüsünler. Ya iyi de süt gibi çocuğum ben, hapishanede bana neler yaparlar. Benim de YouTube kanalım var, video atmam lazım her gün, lütfen beni de atmayın. Hadi Kerem komiserim, artık zamanı geldi, at şunları. Peki Arda nasıl istersen, bir süre burada kalın da aklınız başınıza gelsin, bir daha hırsızlık yapmamayı öğrenin. Aynen öyle Kerem komiserim, hem arabamı çaldı hem de motorumu ya. Ya iyi de benim suçum yok ya, arkadaşlar yorumlara yazın, benim suçum var mı? Çok özür dilerim ya, çok pişmanım. Son pişmanlık neye yarar Rüzgar, ha söyle neye yarar? Kerem komiserim yürü gidelim artık biz. Var ya hepsi senin suçun ya, kaç kere sordum çalıntı değil mi diye. Abi ama ne yapabilirim ya, hiç param yoktu, sokakta yatıyordum ya, dilenciydim, karnım çok açtı. E oğlum benden falan yardım isteseydin, başkalarından yardım isteseydin, hepimiz yardım ederdik ki sana. Hayır abi ya,
Ya önceden ben çok zengindim. Herkese çok kötü davrandım. O yüzden kimse bana yardım etmez. O zaman hiç ağlama. Hak etmişsin ama senin yanında beni de hapse attılar. Benim hiçbir suçum yoktu. Senin yüzünden hapisteyim. Arda istediğin oldu mu? Hem onları hapse attık hem de arabana ve motoruna kavuştun. Evet ya Kerem komiserim, teşekkür ederim. Sana güvenebilirmişim. Ama yani o arabacı çocuğa ve Rüzgar'a üzülmedim değil. Rüzgar'a baksana, dilenci olmuş, sokakta yatıyor. Kerem komiserim, iyi de arabamı ve motorumu çalması gerekmiyordu yani. Evet haklısın da üzüldüm yani, hapiste çocuk. Ya Kerem komiserim, ben öyle biri miyim ya? Sen bir gün yatır bunları, ondan sonra çıkarırsın. Ben derslerini alsınlar istedim sadece. Aa Arda, biliyordum senin iyi yürekli biri olduğunu. Aferin sana. Aynen Kerem komiserim, ben o Rüzgar gibi acımasız değilim. Ben ona yemek de veririm, ev de veririm. Helal olsun Arda sana. Arkadaşlar yorumlarda Arda'yı tebrik edebilir miyiz? Evet ya arkadaşlar, yorumlara Arda seni çok seviyoruz, helal olsun sana falan yazarsanız çok sevinirim ha. Arda içeride gelsin, yemek hazır. Arda oğlum gel hadi, yemek hazır. Hadi artık kalk, kahvaltı edeceğiz. Tamam baba ya, geliyorum, durun azıcık. Ulan bu saatte de kahvaltıya kaldırıyorlar. Umarım güzel bir yemek vardır ya, kaslarımı besleyebilir inşallah. Hadi oğlum sabaha kadar seni mi bekleyeceğiz, hadi. Tamam baba ya, durun çatlamayın, geliyorum işte ya, geliyorum. Anne baba ya, uyandırdınız, umarım güzel bir yemek vardır. Kurt gibi açım zaten ya, kaslarımı da beslemem lazım. Arkadaşlar annesini ve babasını çok sevenler kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenebilir mi? Eğer anneniz ve babanızı sevmiyorsanız abone olmanıza, videoyu beğenmenize gerek yok. Öpüyorum sizi. Merak etme oğlum, hepimize yetecek kadar yemek var. Evet Arda ya, hadi gel yiyelim oğlum, çok acıktım, hadi. Oo süpermiş, ne var peki yemekte ya, çok acıktım ne ya, çok acıktım. Oğlum bugün yemekte menümüzde ekmek var. Evet oğlum, bugün kendimizi şımarttık, ekmek yiyeceğiz, ekmek yiyeceğiz. Anne baba ya, ne ekmeği ya, ekmekler benim kaslarımı doyurmaz ki. Aa ben ekmek yersem böyle kaslarım küçücük olur, kassız tekrar eski halime dönerim, hiç de istemem öyle bir tip. Oğlum ne fark eder, yemek yemektir. Anneciğim ne demek ne fark eder ya, ekmekler kas mı yapar? Benim et yemem lazım, tavuk yemem lazım, balık yemem lazım. Et mi? Tavuk mu? Ben hayatımda sadece bir kere yedim. Onlar da Kurban Bayramı'nda. Oğlum ben de isterim et, tavuk, balık yiyelim ama paramız buraya çok, ne yapalım yani? Anne baba bakın bak, sinirlenmeye başlıyorum. Ben bu kasları yapmak için çok uğraştım, korumam gerekiyor tamam mı? Bana et, tavuk, balık bulun hemen. Oğlum paramız yok diyorum sana, nereden bulalım şimdi? Oğlum Arda bak, canımı sıkma. Ya otur ye yemeğini. Otur. Vallahi çok kızıyorum ben. Çok kızıyorum. Babacım istediğin kadar kız ya. Benim et yemem lazım ya. Ne yapacağım ben? Defol git lan. Biz o kadar uğraştık. Yemek getirdik. Hala et yiyor. Hala et yiyor. Yemek beğenmiyor. Evet Arda ya. Baban eve ekmek getirmek için kaç gündür uğraşıyor ve sen beğenmiyorsun. Beğenmiyorum tabii ya. Kuru ekmeğin neyini beğeneceğim? Bayat ekmek yiyoruz ya kaç gündür. Anne baba bunu hakkınıza sokun. Ben sporcuyum. Benim et yemem gerekiyor tamam mı? Artık benim annem ve babam değilsiniz. Ben gidiyorum. Hadi lan oradan. Defol lan buradan. Zaten senin gibi bir oğlum yok artık benim. Ne güzel işte ya. Takılın kafanıza göre. Hadi bay bay. Şuna bak ya. Nankör. Yemek beğenmiyor. Yemek beğenmiyor. Evet ya. Sen bizim için o kadar uğraşıyorsun. Ekmek getiriyorsun ya. Bu nasıl hayat ya, yeter ya, ben kaslarımı korumak istiyorum, kaslı olmak istiyorum, annem babam bana ekmek getiriyor. Benim kaslı olabilmem için annem babam bana et getirmesi lazım, benim et yemem lazım. Hayır yani sokakta yaşarım daha iyi, en azından çöpten yemek artıkları yerim, onlarda protein vardır. Babacım Arda değil mi o ya, niye ağlıyor sence bu Allah'a fakire? Ne bileyim ben, yürü gel soralım. Oğlum Rüzgar şuna bak, Arda ne kadar kaslı olmuş, nasıl olmuş ya? Ne bileyim baba ya, ben de anlamadım ki, keşke biz de çok kaslı olabilsek. Zengin amca Rüzgar, ne işiniz var burada, niye geldiniz? Arda Allah fakiri, niye ağlıyorsun, burada para yok diye mi ağlıyorsun yoksa? Oğlum üzülme, geçer diyeceğim de geçmez ya, siz ailecek fakirsiniz. Ya zengin amca Rüzgar, gerçekten sizle hiç uğraşamayacağım, lütfen gidin ya. Oğlum sen istesen de uğraşamazsın bizle, biz zenginiz oğlum, istediğimizi yaparız. Harbiden Arda ya, sen kendin de bizi bir mi tutuyorsun? Ya lütfen ya, rica ediyorum bakın lütfen. Ne olur bana sataşmayın, ben çok mutsuzum zaten. Allah Allah ya, ne oldu ki ya, belki yardım ederiz ya, yardım edebiliriz. Arada öyle sana yardım edesimiz geliyor. Evet ya, fakiri sevindirmek sevaptır. Ne oldu, anlat bakalım. Neyi anlatayım ya, vallahi o kadar uğraştım, kas yaptım, evde yemek yok, evde yemek olmadığı için kaslarım eriyecek. Kassız şişko halime geri döneceğim, annem babam bana ekmek yediriyor. Ekmek ne lan, fakir misiniz diyeceğim de fakirsiniz. Arda ekmek yersin işte, kaslanırsın, ne olacak ki?
Oğlum Rüzgar saçmalama, ekmekle kasma olur, benim et yemem lazım. Et yiyecek paramız yok ya. Oo, demek et yiyerek yaptın bu kasları. Sen nasıl kaslanılacağını biliyorsun demek ki. Arda, madem o zaman şöyle yapalım. Sen bizi kaslandır, biz de sonra et alalım, olur mu? Gerçekten mi, bana et alır mısınız ya? Oluruz tabii oğlum, et dediğin nedir ki? Zenginim ben. Ben istediğimi alabilirim. Ama bir şartımız var tabii ki. Bizi kaslandırmayı unutmayacaksın. Tabii Rüzgar, zengin amca ya. Ne olacak ki? Ben sizi çok fazla kaslı yapabilirim. Tamam o zaman Arda. Sen artık benim oğlumsun, tamam mı? Bundan sonra bütün yemek masrafın, spor masrafın benden. Aynen, biz sen de artık kardeş olacağız. Sen de bizi kaslandıracaksın. Vallahi süpermiş ya zengin amca. Rüzgar, çok teşekkür ederim. Çok kralsınız. Yalnız Rüzgar, sana başka para vermeyiz. Sadece et yersin. O da bizi kaslandırma şartıyla. Aynen öyle Rüzgar. Hemen kaslanmazsak senden bütün etleri geri alırım. Şişko olursun valla. Tamamdır tamamdır. Hiç merak etmeyin. Siz bana etleri aldığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Ben sizi kaslandıracağım. E tamam, sen benim oğlumsun artık. Ne yapacağız oğlum? Söyle bakalım. Aynen Arda, bana kas yaptır da Elif'i tavlayayım mı? Hadi gelin spor salonuna gidelim madem. E Arda, geldik spor salonuna. Hala kaslı değiliz. Ne olacak şimdi? Harbiden Arda ya. Daha spor salonuna geldik. Benim vücudumda hiçbir gelişme yok. Ya saçmalamayın. Nasıl hemen kaslanacaksınız? Önce spor yapmalıyız. Ne spor mu yapmalıyız? Oğlum ben spor yapamam ki. Çok zor spor yapmak. Harbiden ya. Spor yapmak ne? Tam bir fakir işi. Ya saçmalamayın. Nasıl zenginler spor yapar? Hadi gele. Bakın şimdi zengin amca, sen sınav çekeceksin. Rüzgar, sen de mekik, tamam mı? Sınav mı çekeceğim? Sınavla sporun ne alakası var oğlum? Zengin amca, sınav değil. Sınav çekeceksin. Sınav. Sınav mı? O ne lan? Ben fakirce bilmiyorum. Zengincesini söyle. Ya zengin amca, baba ya da neyse işte, ne diyorsun ya, sınav çekeceksin. Sınavı bilmiyor musun? Hani böyle kollarının üstünde kalkıyorsun, iniyorsun falan filan. Hayır oğlum, o neymiş öyle? Ben öyle şeyler yapmam ki. Başkası benim için yapar, ben de para veririm onunla. Zenginim ben ne de olsa. Of, sizinle yolumuz çok uzun ya. Tamam da ben anladım ne demek istediğini. Hadi yapalım. Hadi zengin baba, hadi Rüzgar, durmak yok, devam. Oğlum ne demek durmak yok ya, böyle mi kaslanılır? Sen bence bize dalga geçiyorsun. Rüzgar, bu bize dalga geçiyor ha. Harbiden babacığım ya, öleceğim şimdi, çok yoruldum. Saçmalamayın ya, ne dalgası, hadi yapın da kaslanın. Bak Arda, bana bunları yaptırıyorsun, kaslanmazsan var ya seni öyle bir döverim ki çocuk. Harbiden Arda ya, seni var ya çok fena rezil ederim, fakir diye dalga geçerim bak. E Rüzgar, normalde geçmiyor musun sanki fakir diye dalga? Hayır geçiyorum da bu sefer öyle bir geçerim ki sokağa çıkamazsın, insan içine hiç çıkamazsın. Neyse tamam, hadi bana güvenin, bakın çok kaslanacaksınız. Ulan kaslanınca ilk işim seni dövmek Arda ya, bize yaptırdığın şeylere bak. E oğlum Arda, bu ne lan, ben hala kaslanmamışım, aynıyım lan. Oğlum Rüzgar, bende bir farklılık görüyor musun? Kaslanmış mıyım ben? Hayır babacım ya, aynısın sen. Bende bir farklılık görüyor musun? Yok valla, sende de hiçbir farklılık yok. Bu arada bence bize dalga geçti. Bence de babacım ya, böyle iş olur mu? Bir tek yoruldum yani şu halime bak. Şimdi sorarım ben o belede. Lan Arda, gel lan buraya, sen ne cüretle bende dalga geçersin? Hayırdır ya, ne dalgası, niye dalga geçeyim sizde ben? Oğlum hani çok kaslı olacaktım lan ben, ne oldu lan, bana hiçbir şey olmadı, sadece yoruldum. Rüzgarın haline bak, yürüyemiyor çocuk. Harbiden ya, şu halime bakın, belim ağrıdı ya resmen. İyi de bu bir günde olacak iş değil ki, bir kere de kaslanamazsın zaten, her gün yapacaksın bunu, ondan sonra 2-3 ayda kaslanırsan. Lan verirsen benimle dalga mı geçiyorsun, 2-3 ay ne lan, ben bunu bırak 2-3 ay, 1 saat daha yapmam lan. İyi de bu dediklerimi yapmadan olmaz ki yani, olamaz, kaslanamazsın. Hadi lan oradan, zenginim lan ben, istediğimi yaparım. Hemen bana süper kaslandıracak, hemen kaslandıracak bir şey ver, yoksa seni çok kötü yaparım Arda, tekrar sokağa düşersin. Tamam peki, madem aklıma bir şey geliyor, vereceğim onu sana, çok kaslı olacaksınız ikinizden. Aferin, bana bunlarla gel işte. Dur alıp geleyim hemen ya, şurada bir yerde olacak da. Bakın bu protein tozu, bunu içtiğinizde çok kaslanacaksınız. Yani Arda, burayı içtiğimizde çok kaslı olacağız değil mi? Aynen öyle, çok kaslı olup istediğimiz herkesi dövebiliriz değil mi? Evet evet, hiç merak etmeyin, çok kaslı olacaksınız, çok güçlü olacaksınız. İyi madem, ver bakalım şuna. Çok iyiymiş lan bu. Harbiden babacım ya, iyi ki içmişiz. Bakın ben sözümü tuttum, sizi çok kas yaptım. Hadi siz de sözünüzü tutun, bana et yedirin. Tamamdır Arda ya, ben vallahi fakirdir, sözünü tutmaz dedim ama tuttun, helal olsun. Harbiden Arda ya, hiç düşünmüyordum sözünü tutacağını. Hadi babacım, et yemeye gidelim, süper olduk zaten. Şu halimize baksana, bizim de ete ihtiyacımız var. Aynen oğlum, çok kaslı olduk ya, çok güçlü olduk. Bu kasları doyurmak için et lazım bize. Ya fakir Arda, eve gidip kaç oldu çocuk, hala gelmedi, başına bir şey gelecek. Evet Biraya, haklısın, en iyisi ben bir gidip bakayım ona. Hala ya, nerede acaba bu çocuk, nerede acaba? Aa, zenginler Rüzgar değil mi o, onların yanında ne işi var? Lan Arda, bu senin eski fakir baban değil mi? Evet baba, fakir bu ya, baksana tipe bak.
Ya öyle de demeyelim sonuçta. Gerçek babam nasıl olsa yani. Arda oğlum bunların yanına ne işin var? Gel yanıma. Hadi lan oradan Allah'ın fakiri. Arda artık benim oğlum. Evet artık Arda senin gibi fakir değil fakir amca. Arda oğlum duyduklarım doğru mu? Ne diyor bunlar? Şey baba yani doğru sayılır. Bak duydun çocuğu doğru sayılır dedi. Uzalan buradan çok kötü döveriz seni. Çok kaslıyız ben. Hadi lan oradan sen bana hiçbir şey yapamazsın. Ya vallahi üçümüz seni öyle bir döveriz ki. Ya ben kavga çıkmadan gideyim en iyisi ya. Durdurdun yerde kavga çıksa kaçız ya. Hem zenginim hem kaslıyım var ya buna öyle bir döverim ki. Zengin çocuk gelmek istiyor. Bırak gelsin. Ben bunu döverim ya. Gel lan buraya Allah'ın fakiri. Allah'ın ne? İşlemedi lan ben çok kaslıyım. Nasıl işlemedi? Öyle vurulmaz. Asıl böyle vurulur. Al bakalım. Lan ne oluyor? Sahte kas mı lan yoksa bunlar? Fakir olabilirim ama güçsüz asla. Oğlum Arda hani biz kaslıydık çok küçük. Ne oluyor ya? Baba bir tane vurdu. Tabi oğlum ne sandın? Benim babam eski boksör. Hadi arkadaşlar kahvelerimizi aldığımıza göre gidip oturabiliriz. Şuna bak ne kadar cömert bir çocuk. Gitti bütün arkadaşlarına kahve ısmarladı. Ay evet ya keşke benim de böyle arkadaşım olsaydı öğrenciyken. Cansu nasıl beğendin mi kahveni? Valla Rüzgar ben çok beğenmişim ya. Eyvallah kardeşim kralsın adamın dibisin ya. Evet Rüzgar çok güzelmiş teşekkür ederiz ya. Bizi arabanla ta buraya kadar da getirdin. Evet ya canım benim ben senin için her şeyi yaparım. Yani ama ikimiz gelseydik daha iyi olmaz mıydı Rüzgar? Keko'nun ne işi var burada? Keko artık benim güvenliğimden sorumlu. Eğer Arda gelirse onu dövecek. Vallahi ya bu Rüzgar beni güvenlik olarak tuttu. Arda gelirse ağzını yüzünü kıracağım. Vay be Rüzgar gerçekten çok zenginsin demek ki özel güvenliğin bile var. Tabi Cansu ne sandın? Ulan sabahtan beri yürüyorum yol anca bitti ya. Bu ne ya böyle öleceğim şimdi. Ulan Rüzgar ben gelmeyeyim diye resmen arabasını almadı ya. Bak geldim işte Rüzgar gördün mü göstereceğim oğlum şimdi sana. Aa gelen de kim Arda mı yoksa? Selamun aleyküm ben geldim. Arda defol git lan buradan ağzını yüzünü kırarım lan. Rüzgar Bey'in kesin emri var. Keko o pis fakire söyle sakın bize yaklaşmasın. Rüzgar Bey duydun ikile lan buradan ağzını yüzünü kırarım Arda bak canımı sıkma oğlum beni. Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz? Arda'yı mı Rüzgar'ı mı? Ben Arda'yı daha çok seviyorum. Lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Ulan sabahtan beri yürüyorum lan buraya gelmek için. Arabaya da almadınız zaten. Bir de kovuyor musunuz oğlum? Yok öyle dava. Hiçbir yere gitmiyorum. Ay Rüzgar yazık ya. O kadar yürümüş alsak mı yanımıza otursa mı ki? Hayır Cansu hayatta olmaz. Babam fakirlerle konuşmamı yasakladı benim. Hoş yasaklaması da zaten bu Allah fakir Arda ile asla oturmazdı. Rüzgar Bey emriniz nedir? Döven mi ben bunu? Döveyim mi? Ay yazık bari dövmeyin ya. Bırakın masamıza oturmasın. Ne yapıyorsa yapsın. İyi de Cansu bu güzel bir dayağı hak etmedi mi şimdi ya? Biz de kendini dönk sanıyor. Ya Rüzgar sen de mi magandasın ya? Hiç sevmem maganda erkekleri ya. Tamam ya şaka yaptım niye kızıyorsun hemen? Keko hiçbir şey yapma Arda boşver ne yapıyorsa yapsın. Ulan Arda şanslısın valla dayağı yemekten kurtuldun hadi ne yapıyorsan yap ikile. Hadi lan oradan hadi lan oradan. Siz bana hiçbir şey yapamazsınız oğlum korkmuyorum sizden. He Arda he valla ya boş boş konuşup duruyorsun oğlum ya kapa çeneni. Teşekkür ederim Rüzgar beni dinlediğin için çok kibar birisin. Ne demek Cansucuğum sen ne istersen yaparım ben. Ulan o kadar yol yürüdüm kimse otur falan demiyor ya ayaklarım taş kesti resmen. Ulan Allah fikir istemiyoruz seni niye otur diyelim ya oturamazsın sen bizim masamıza. Ulan Arda bak dayaktan yeni kurtuldun valla döveceğim şimdi oğlum ya canımı sıkma oğlum benim. Oğlum burası boş işte ya otururum Cansu'nun yanına ne güzel size mi soracağım? Evet bize soracaksın buraya oturamazsın Arda burası zenginlerin masası. Ulan gerizekalı keko mu zengin? Valla zenginim artık Rüzgar Bey sağ olsun bana çok para veriyor. Cansu da benim karım olacağı için evleneceğimiz için o da çok zengin sayılır. Ne Cansu bu doğru mu ama ben seni çok seviyordum. Gidip Rüzgar'la mı evleneceksin gerçekten? Oğlum tabii ki ben de evlenecek. Sen de mi evlenecek bir de ya? Mal mıdır nedir Allah Allah. Arda ya ne biçim konuşuyorsun ya? Bak dayaktan seni ben kurtardım. Valla dövdürtürüm. Defol git ben Rüzgar'la evleneceğim. Senin gibi fakiri ne yapayım? Arlacım aldım bu cevabını. Hadi toz ol git buradan. Oğlum ne olmuş yani param yoksa ben Rüzgar'dan bin kat daha delikanlıyım. Benim gibi gül gibi çocuğu bırakıp Rüzgar'la mı evleneceksin? Ben sana aşıktım Cansu. Sırf param yok diye beni dışlıyorsunuz anladım ama Rüzgar'la da evlenme ya. Şuna bak utanmadan ağlıyor bile. Ola valla bir de delikanlıyım diyor ya. Delikanlı adam ağlar mı oğlum hiç? Ay Arda rezilsin ya rezilsin. Hem fakirsin hem çirkinsin hem de rezilsin.
Bunun hesabını soracağım size. Ben de çok zengin olacağım. Göreceksiniz. Aynen kardeşim, aynen. Olursun ama rüyanda. Olarda direncinin bile senden daha çok parası vardır ya. Arkadaşlar sizce ben çok zengin olabilir miyim? Lütfen yorumlara yazın. Hop hop kardeşim, burada sipariş vermeden oturamazsın. Bir daha ağlıyorsun ya. Müşterilerin huzurunu bozuyorsun. Hadi defol git. Merak etmeyin, şimdi gidiyorum ama dönüşüm hepinize kapak olacak. Hepinizden daha zengin olacağım. Göreceksiniz. Allah'ım yarabbim ya. Müşterileri kaçıracak. Bir de sipariş işte vermemiş, utanmadan ağlıyor. Abi sonra da gitti Allah'ın fakiri ya. Harbiden ya, ağlak bebe. Ay yok, neymiş, zengin olacakmış bir de, hadi be orada. Görecek onlar, görecek. Çok çalışacağım, çok zengin olacağım. Onlara günlerini göstereceğim. Acaba ne yapsam ki ya, nerede çalışsam? Aa, şurada McDonald's var, orada mı çalışsam acaba ya? Allah Allah, beni işe alırlar mı ki? Neyse, gideyim de bir şansımı deneyeyim bari. Merhaba, hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Abicim selamünaleyküm. Benim çok paraya ihtiyacım var da bana iş verir misiniz? Demek iş istiyorsun. Aslında olabilir ya. Eleman eksiğimiz var. Çok yardımcı olursun bize de. Gerçekten mi abicim? Süpersin be. Yaşasın be. Yaşasın. Evet, gel kıyafetlerini vereyim sana. Ben de biraz mola yapmış olurum. Kaç gündür tatil yapmıyorum yani. Sen çalışırsan bir gün tatil yapabilirim. Ulan bir kıyafet birine bu kadar mı yakışabilir ya? Süper oldum. Süper ya. İşte ilk müşterim de geliyor. Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim? Ne yemek istersiniz? Kardeşim ben bir oradan double quarter pounder menü alayım. Yanına da Big Mac menü, üstüne bile 9'lu nugget ekleyin. Beyefendi bizde sadece hamburger var. Double quarter martır yok yani. İstiyorsanız hamburger vereyim. Kardeşim Big Mac de hamburger zaten, double quarter pounder da. Tamam işte, ben de hamburger vereyim diyorum. O dedikleriniz ne bilmiyorum ben. Kardeşim onlar hamburgerlerin ismi. Tamam, ben de hamburger vereceğim diyorum zaten. Başka bir şey demiyorum ki sana. Ulan mal mısın sen? Double quarter pounder hamburger istiyorum diyorum. Ben de normal hamburger var diyorum. İşine geliyorsa ye, gelmiyorsa defol git lan buradan. Enayi. Lan sen benimle ne biçim konuşuyorsun? Müdürünü çağır hemen bana. Hadi lan oradan, müdürünü çağırmış. Hamburgerci oğlum burası. Ne diyorsun sen? Yok bir McNugget McNugget. Ne diyorsun oğlum? Ne saçmalıyorsun? Hamburger var. Yiyorsan ye işte ya. Mal mıdır nedir ya? Ulan şuna bak, hakaret yemeğe mi geldim yoksa yemek yemeğe mi? Çağır lan müdürünü. Sen dayak yemeye gelmişsin. Dayak yemeye belli. Müdürüm bir buraya bakabilir misiniz? Bir durum var da. Salantaki gelmiş, hamburger var diyorum. Başka şeyler istiyor. Bir de bana hakaret ediyor. Allah Allah, ne oldu acaba? Bir gidip bakayım. Arda Bey, problem nedir? Müdürüm burada sadece hamburger var diyorum. Başka şeyler istiyor. Ondan sonra da kızıyor bana. Ulan nasıl çalışan bu da menünüzdeki hamburgerleri bilmiyor. Big Mac istiyorum diyorum. Double quarter pounder diyorum. Bizde hamburger var diyorum. Mal mıdır nedir? Bir de beni hakaret ediyor. Kusura bakmayın efendim. Hemen hazırlıyorum siparişlerinizi. Arda Bey yeni çalışmaya başladı da biraz bilmiyor. Kusuruna bakmayın lütfen. Ulan ne demek bilmiyorum? Ben hepinizden daha iyi biliyorum hamburgeri. Garip garip icatlar çıkartmayın başımıza. İstemiyorum kardeşim. Batsın böyle iş yeri. Dava edeceğim size hakaretten. Salaklar. Arda sen gerçekten müşteriye hakaret mi ettin? Yok, hakaret falan etmedim. Mal dedim çünkü o bir mal. Çık git lan bu iş yerinden. Atıldın lan. Atıldın işinden. Allah Allah ya, niye atılıyorum? Haklı olan benim. Benim değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. İstemiyorum. Defol git. Siz beni kovamazsınız. İstifa ediyorum ben. Alın iş yerinizi, başınıza çalın. Allah'ım yarabbim ya, ne gerizekalı insanlar var. Neyse gideyim de yeni bir iş bulayım. Arkadaşlar bugün çok keyifliydi. Arda salonda nasıl kovduk ya? Yarın tekrar burada görüşürüz, olur mu? Ben sizi alırım yine. Hem de yeni araba abla. Ay tamam Rüzgar ya, çok yakışıklısın. Tamam, yarın da geliriz. Rüzgar Bey, istiyorsanız ben yarın gelmeyeyim, siz yalnız kalın, Arda gelemez zaten. Allah Keko, iyi olur biliyor musun? Senin başına da zap yapayım hadi, bizi yalnız bıraktığın için, hadi bakalım. Of ya, kimse iş vermedi şu havaya da. Bu havada eve de gidilmez ki. Neyse ne yapayım, şuradaki evde biraz kestireyim, hava düzelince giderim eve ya. Kimse yoktur herhalde bu evde, bir bakayım bakalım, bence yoktur ya. Aman Allah'ım, gözlerime inanamıyorum, bu paralar da ne böyle? Yok ya, almayayım bu paraları, başkasının da şimdi, yazık olur ya, almayayım, hırsızlık sonuçta. Aa şurada bir not yazıyor. Ne yazıyor orada ya? Gidip bir okuyayım şunu. Tebrikler, zengin oldunuz, paraları alabilirsiniz. Allah be, yaşasın be, çok zengin oldum be, yaşasın. Yarın ilk işim o rüzgara gününü göstermek. Oh süper ya, süper. Allah Allah ya, bunlar niye telefonu da açmıyor? Neyse Starbucks'a gideyim, belki oradadırlar ya, beni bekliyorlardı. Allah Allah, ne olmuş burada ya? Bu adam niye dileniyor? Keko güvenlik mi olmuş? En iyisi bir gideyim sorayım. Abicim lütfen bir ekmek parası verebilir misin lütfen? Kardeş sen burada çalışmıyor muydun? Niye dilenmeye
başıdır. Üstünde yırtık pırtık. Arda Bey Starbucks'ı satın aldı. O adamı da onu kovduğu için o kovdu. Bana da kesin emir verdi. Rüzgar gelirse dövün yollayın dedi. Ne diyorsun Keko? Ne saçmalıyorsun sen? Arda seni nasıl işe aldı? Burayı nasıl satın aldı? Onun parası yok ki. Var, çok zengin olmuş. Beni de işimden kovdu. Artık Arda çok zengin. Buranın sahibi. He valla ya. Arda Bey burayı geldi zınk diye satın aldı valla ya. Hadi defol git, ağzını yüzünü kırmak zorunda kalmayayım. Ama Keko, ben sana maaş veriyorum. Öyle beni bırakamazsın. Ulan sen verdiğin paraya maaş mı diyorsun lan? Arda Bey 100 katını veriyor. Ne? Arda nasıl o kadar zengin oldu? O kadar parayı nereden buldu? Cansucuğum bak burada kimler var? Ay çirkin Rüzgar değil mi bu ya? Ay kovdursana eşini güvenliğine. Ne oluyor ya Cansu, ne saçmalıyorsun? Arda Fekir'in yanında ne işi var? Yalan söylüyor. Onun hiç parası yok. Hadi oradan Rüzgar. Arda senin olabileceğinden 1 milyon kat daha zengin. Evet Rüzgar, ben artık çok zenginim. Aşırı zenginim oğlum. O kadar zenginim ki sen dilenci gibisin yanımda. Ama bu nasıl olur? Nasıl? Çok çalıştım, çok zengin oldum oğlum ben. Artık eziksin sen, ezik sensin. Cansu'yla da evleneceğiz. Ama Cansu öyle benimle evlenecekti. Senin gibi bir pis fakirle niye evleneyim ya? Demek ki Rüzgar neymiş, gülme komşuna gelir başına. Artık seni görmek bile istemiyorum. Defol git buradan, yoksa çok fena dayak yersin güvenliğimden. E valla ya, bas git valla, döverim kemiklerini kırarım oğlum. Senin ağzınla burnun yeri değiştirir. Ha bu arada sen artık evsizsin. Senin evini satın aldım. Cansu'yla evlenince oraya taşınacağız. Hadi koçum, sokakta başarılar. Hayır oğlum, ben evsiz kalmak istemiyorum. Arda ne olur beni affet, çok üzgünüm, ne olur. Biliyorum sana böyle davranmamalıydım. Arkadaşlar ne dersiniz, affedeyim mi Rüzgar'ı? Lütfen yorumlarda yazın. Bence affedeyim, burada çalıştırayım onu. Ay affetme bu eziği ya. Günaydın anneciğim babacığım, ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz, öptüm size. Arda oğlum, yemek yemeden mi gideceksin? Ne, yemek mi var yoksa? Bugün yemek yiyebilecek miyim? Oğlum saçmalama, baban eve para mı getiriyor ki yemek yiyebilelim ya, saçmalama. E o zaman niye soruyorsunuz hay Allah'ım ya, ben de mutlu olmuştum, bugün karnım doyacak demiştim. Ne bileyim oğlum ya, ben bir şeyler vardır sandım, vardır sandım. Çalışıp para kazanmaya başlarsan belki olur fakir ya, senin yüzünden aç bu aile, aç. Ne yapayım Miray ya, kimse bana iş vermiyor, ne yapayım yani, ne yapayım? Arkadaşlar korkunç palyaço ve Arda Rüzgar'a karşı sizce kim kazanır, lütfen yorumlara yazın. Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenen herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah. Neyse ya, çok önemli değil. Bugün palyaço ile gideceğim okula. Çok mutluyum o yüzden. Hadi görüşürüz. Gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Öptüm size. Arda nerede kaldın? Kusura bakma palyaço. Ne yapayım? Geldim işte. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim Arda. Seninle en yakın arkadaşımla görüştüğüm için çok mutluyum. Vay palyaço, sen de benim en yakın arkadaşımsın. Ya şey, okulda ilk günüm bugün. Nasıl, heyecanlı mısın? Evet Arda. Çok heyecanlıyım hem de. Hep okula gitmek istemişim. Hadi yürü o zaman, neyi bekliyoruz, gidelim artık. Oh ya, nefret ediyorum hayattan, nefret ediyorum, nefret. Of ya babacım, of ya. Olur bugün okula gideyim, ne olur. Rüzgar oğlum, neden ağlıyorsun, niye okula gitmek istemiyorsun, ne oldu, bir şey mi sıktı canına? Ay evet canım oğlum benim, ağlama, kıyamam sana ben. Anneciğim babacım, okula gitmek istemiyorum işte, gitmeyeyim ya lütfen ya. İyi de oğlum, neden okula gitmek istemiyorsun? Ne oldu? Canını ne sıktı? Söyle, hemen halledelim. Evet canım oğlum benim. Bizim çok paramız var. Her şeyi halledebiliriz. Ne oldu? Palyaço bugün okula başlıyor ama benimle arkadaş olmuyor. Hep Arda ile takılıyor. Benimle arkadaş olmuyor ya. Ben onun benimle arkadaş olmasını istiyorum. O pis fakir Arda ile değil. Rüzgar aman oğlum, dert ettiğin şeye bak ya. Bırak Arda fakirini seçiyorsa onu seçse. Ay evet oğlum, benim canım oğlumu seçmeyip gidip fakiri mi seçiyor? Boşver onu. Ama anlamıyorsunuz, ben onunla arkadaş olmak istiyorum. O çok havalı, bütün kızlar ona hayran. Tamam oğlum o zaman, palyaçoya ne kadar paran olduğunu söyle. Paranla hava at, zaten seninle arkadaş olur o. Ay evet oğlum, senin zengin olduğunu bilmiyordur. Bilse o salak Arda'ya bakar mı hiç? Ulan Rüzgar, hadi sana kıyak yapıyorum. Hem en son aldığım son model arabayı hem de son model motoru götürebilirsin bugün okula. Gerçekten mi babacığım, gerçekten izin veriyor musun götürmeme? Evet oğlum, tabii ki izin veriyorum. Git o palyaçoyla arkadaş ol, fakir Arda'yı da dışlayın. Yaşasın be yaşasın canım babacığım, benim seni çok seviyorum babacığım, çok. Ben de seni çok seviyorum canım oğlum, senin için her şeyi yaparım, hadi çık da geç kalma. Hadi oğlum git de Arda'ya gününü göster. Arkadaşlar bakın size kimi getirdim. Palyaço da artık bizden biri, o da bizim okulumuza başlıyor, çok iyi biri o. Ben de palyaçoyum.
Tatiye bayılıyorum. Helal olsun Arda ya. Helal olsun. Çok yakışıklısın. Ula Arda, kedi oğlanı bir fare tuttun la. Helal olsun oğlum ya. Valla helal olsun. Gerçekten Arda ya, bu palyaço harika biri ya. Helal olsun, sana getirmişsin buraya. Hem de bizimle beraber okulla olmuş. Artık okula gelmeyi isteyeceğim. Yaşasın. Evet ya, ben de okuldan nefret ediyordum. Hiç gelmek istemiyordum ama palyaço burada olduğuna göre hafta sonları bile geleyim. Çok teşekkür ederiz Arda. Bayılıyorum sana. Bayılıyorum. Arkadaşlar teşekkür ederim. Beni sevdiğiniz için teşekkür ederim. Arda benim en yakın arkadaşım. En yakın arkadaşımın arkadaşları da benim arkadaşımdır. Gördünüz mü arkadaşlar? O da sizi çok sevdi. Artık en yakın arkadaşımla hepiniz arkadaşsınız. Hopo, palyaço o kadar evik konuşma istersen yani. Burada ben varım. Belki de en yakın arkadaşın ben olacağım. Rüzgar, ne saçmalıyorsun oğlum? Onun en yakın arkadaşı benim. Kapa çeneni, kıskanma. Arda sen galiba arkamdaki son model lüks arabayla motoru görmüyorsun. Ayrıca elimdeki paralara da bak, bir sürü para var burada. Yani Rüzgar, varsa ne olmuş? Yani Ardacığım, benim gibi zengin biri varken bence palyaço en yakın arkadaşını benim olmamı ister. Senin gibi bir aptal fakiri değil. Palyaço beni asla para için satmaz. Bizim dostluğumuz parayla da ölçülmez, değil mi palyaço? Aynen öyle. Arda benim en yakın arkadaşım ve hep öyle kalacak. Ve ama orası olur ya, herkes parayı çok sever. Ulan ne kadar delikanlı bir palyaço ya. Şuna bak, arkadaşını satmadı ya. Evet ya Arda, iyi ki getirmişsin bunu. Kral hareket ya, süpersin palyaço. Gördün mü Rüzgar, kapak oldu mu sana? Ne diyorsun lan sen pis fakir, kapak mapak sarı oldu lan kapak. Bunu sen istedin Arda, bunu yapmak istemiyordum ama bunu sen istedin. Allah Allah, sen ne yapabilirsin oğlum bana? Rüzgar sanırım kötü biri. Arkadaşlar bu Arda da palyaço da gerizekalı ezik fakirlerin teki. Bunları boş verin, gelin benimle takılın, size çok para vereyim, çok araba vereyim, telefon vereyim, istediğiniz ne varsa vereyim. Ne diyorsun lan Rüzgar, valla vereceğim mi istediğimiz her şeyi? Cidden mi oğlum, gerçekten verecek misin lan? Tabi oğlum, benim deli gibi param var, ne isterseniz alırım, nereye gitmek isterseniz oraya gideriz, istediğimizi yaparız, bunları yapamaz. Palyaço ne oluyor ya, ne oluyor, arkadaşlarımız yoksa onun arkadaşı mı olacak? Bilmiyorum Arda, hiçbir şey anlamadım. Arda ve palyaçoyu dışlar, herkese para veriyorum, istediğini yapıyorum. Kantinden istediğim abur cuburları da ayır mısın Rüzgar? Beni motorunla gezdirir misin peki? Ben de 50 kuruş istiyorum Rüzgar, verebilecek mi? Ne isterseniz yapacağım, sadece bu ikisiyle konuşmayın. Ay Rüzgar, ne kadar yakışıklısın, bana da makyaj malzemesi alır mısın? Alırım tabii ki Elifciğim, makyaj dükkanı açarım sana. Ama Rüzgar, ben de isterim, ben de. Sana mı açıyorum Gamzeciğim, hiç sıkıntı yok. Beni de arabanla gezdiriver be Rüzgar, olur mu? Bu dediklerinizi yapmam için hepiniz palyaço ve Arda'ya küseceksiniz. Anladınız mı beni, anladınız mı? Oğlum Rüzgar, derdin ne senin? Arkadaşlarımızı parayla satın alıyorsun resmen. Allah fakiri, senin de para olsaydı sen de olsaydın. Arda ne yapacağız, arkadaşlarımız gidiyor. Arkadaşlar tamam, Rüzgar çok güzel şeyler vaat ediyor ama önemli olan dostluk, önemli olan arkadaşlık değil mi? Para için bizi dışlamayacaksınız değil mi? Valla dışlıyoruz Arda ya. Ben anamı babamı bile satarım para için. Ay evet ya Arda, çok çirkinsin. Seninle arkadaş olmam ben zaten. Oğlum ayrıca palyaço ne ya? Çocuk musun? Palyaço kayın doymuyor Ayda. Rüzgar'ın teklifleri süper Arda, kusura bakma. Ulan yazıklar olsun size, yazıklar olsun. Palyaço buna çok üzüldü. Ne oldu lan Arda izi, kendine bir şey soruyordun. Palyaço getirdi diye adam olmuştun. Ne oldu lan, bütün arkadaşlarını aldım ya. Demek ki neymiş, Rüzgar büyüktür Arda. Allah fakiri seni. Şimdi ne yapacağız Arda? Ulan görürsünüz siz, size bunun hesabını sormazsam benim adım da Arda değil, görürsünüz. Hadi canım arkadaşım, yürü hadi gidelim. İyi de Arda, nereye gidiyoruz? Nereye olacak, bunlardan intikamımızı almaya tabii ki. Ay yürü yürü, Allah pis fakirleri abi. Güle güle la pis varoşlar sizi. Bak palyaço, burayı görüyor musun? Burası zenginin, yani Rüzgar'ın babasının bankası. Onların bütün paraları burada, onlar çok kötü insanlar oldukları için bütün paralarını çalacağız, anladın mı beni? Evet Arda, harika fikir, onlar çok kötü insanlar zaten. Hadi yürü, bu saatte sadece bir tane güvenlik vardır, işimiz çok kolay olacak. Üzgünüm, bankamız şu an kapalı,
lütfen çıkın. İyi, biz zaten bankayı soymaya geldik. Ne saçmalıyorsun sen? Böyle bir şeye hayatta izin vermem. Ayrıca burası kimin bankası? Senin haberin var mı? He, var zenginin. Ne olmuş yani? Sen yanındaki palyaçoyu görmüyorsun galiba. Hemen kasayı aç yoksa seni yer. Evet, seni çiğ çiğ yerim. Bunu yapamam. Çok kötü şeyler gelir başıma. Ulan aptal mısın? Şimdi açmazsan eğer palyaço kafanı yiyecek senin. Yerim gerçekten, yerim. Tamam, bana zarar vermeyin. Açıyorum. Buyurun gelin, açıyorum kasayı. Alın işte, bütün para burada. Aferin, böyle adam olacaksın işte, anladın mı? Arda, gerçekten bütün paralar burada. Yaşasın, artık çok zenginiz. O rüzgara gününü gösterebiliriz. Aynen öyle palyaço, artık biz çok zenginiz. Zengin ailesi ise fakir oldu. Hadi alalım şu paraları da rüzgara gününü gösterelim. Evet Arda, hepsini alalım, hepsini. Olamaz, beni hapse atacaklar. Ama Arda, palyaço bu nasıl olur? Gördün mü rüzgar, para dediğinde ki baksana, bir sürü paramız oldu. Senin arabanın aynısından, daha güzelinden de aldık. Evet, çok kolay oldu. Ay Arda, ne kadar yakışıklısın ya. La Arda, bu rüzgarı döveyim mi ya? Sana çok yanlış yaptı. Döveyim istiyorsan. Palyaço süper ya Arda. İyi ki getirdin onu. Evet Arda, biz şakacıktan zaten şey yapmıştık. Rüzgar'la arkadaş olmuştuk. Şey ya, şakacıktan. Aynen öyle. En sevdiğimiz arkadaşımız sensin. Hadi lan oradan, sizi yalancılar. Sizi yalancılar. Bakırken öyle artist konuşuyordunuz. Yok palyaço ne, çocuk muyuz diye. Şimdi ne oldu? Zengin olunca hepiniz arkadaş olmak istiyorsunuz tekrardan. Yallah be köyünüze. Evet, biz artık zenginiz. Hiçbirinize ihtiyacımız yok. Rüzgar, bu arada artık sen de fakirsin kardeşim. Aynen öyle. Bankanızdaki bütün paraları çaldık. Ama neden orada bunu niye yaptınız ya? Hayır, ben fakir olmak istemiyorum. Vallahi kusura bakma Rüzgar, sen bunu hak ettin, hak etti değil mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın. Hak etti tabii ki. Ola biri de demiyor ki palyaço bu arabaya binip nasıl geldi, nasıl sığdı, hay Allah'ım ya. Çok özür dilerim Arda, çok özür dilerim, çok pişmanım. İş işten geçti oğlum, en başında bizle arkadaş olabilirdin ama artık ne paranı geri alabilirsin ne de arkadaş olabilirsin. Benim tek arkadaşım Arda. Dersiniz bitsin, size gününüzü göstereceğiz. O Arda ve Rüzgar'ı çok kötü yapacağız. Aynen öyle, onları öldürüp onların yerine geçip zengin olacağız. Yaşasın kötülük. Kimse bizi yenemez. Arkadaşlar, Arda ve Rüzgar'ın hayatı tehlikede. Eğer onları kurtarmak istiyorsanız lütfen kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenin. Lütfen arkadaşlar, siz bunları yaparak Arda ve Rüzgar'ı kurtaracaksınız. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz matematik. Size birkaç soru soracağım. Hepinizin doğru cevap vermesini istiyorum. Ulan matematikten de hiç anlamam ki ben. Ne yapacağım şimdi? Hoca çok kızacak bana. İyi de ben para saymak dışında toplama, çıkarma, hiçbir şey yapmayı bilmiyorum ki. Umarım öğretmen bana soru sormaz yani. Ay, matematik en sevdiğim ders. Ne matematik mi? Matematik hangi dersti ya? İnsan vücudunu öğrendiğimiz ders miydi ya? Hangisiydi arkadaşlar? Yoruma yazsanıza. Öğretmenim, bana da sorabilirsiniz. Benim de matematiğim çok iyi. Öğretmenim, bana sormayın. Benimki kötü. Vay Ali Zeynep, demek kendinize çok güveniyorsunuz. Demek ki iyi. O zaman size sormayacağım. Oğlum ben de mi iyi desem ya? Baksana, iyi dedi. Öğretmen sormuyor. Ben de benim matematiğim çok iyi diyeyim. Öğretmenim, benim matematiğim çok iyi. Bana sorar mısınız? İyi madem Arda, sorayım sana. Ama bilemezsen 0 alırsın. Duydun mu beni? Duydun mu? Lan Zeynep'le Ali'ye sormamıştı öğretmen. Bana niye soruyor? Öğretmenim şey ya, başka arkadaşlara sorun isterseniz ya. Ne oldu oğlum, sen kendine çok güvenmiyor muydun, ne oldu? Öğretmenim, bu Arda fakir, matematiği nasıl yolsun ya, saçmalamayın. Daha 2 ile 2'yi toplayamaz bu. Ya öğretmenim, toplarım, toplamasına da arkadaşlarım moralini bozmak istemiyorum. Çok zekiyim çünkü ben. Benim kadar zeki olamayacakları için üzülürler sonra. Vay be Rüzgar, demek 2 artı 2'yi bile bilemez Arda. Sen bile bilir misin, kaç 2 artı 2? Şey öğretmenim, 2 artı 2. Ne oldu lan Rüzgar, artist konuşuyordun, bilemedin ya. Abi bu normal mi ya? 2 artı 2'yi nasıl bilmezsin ya? Allah'ım ya. Harbiden ya, kaç yaşına gelmişiz? 2 artı 2'yi bilmiyorlar. Manyak mıdır nedir bunlar? Rüzgar oğlum, hadi cevap ver bak. Çok kızacağım. 2 artı 2 kaç eder?
Ya öğretmen, benim hep çok fazla param oldu. Hiç 2 lira mı olmadı ki bilmiyorum, o yüzden onu nasıl toplayacağım? Ama yani 2000 lira mı olsa, bir 2000 liram daha olsa 4000 liram olur. 4 herhalde cevap. 4 eder öğretmenim. Evet Rüzgar oğlum, aferin, doğru bildin. 4 eder. 100 veriyorum sana, 100. Ya öğretmenim, öyle şey mi olur ya? Bana sorsaydınız, bana 100 verseydiniz. 2 artı 2 ne ya? Bebek bile bilir bunu. Hadi lan Arda, kıskanma senden. Daz ekeyim diye ezik seni. Ya sabır ya, keşke öğretmen bana sorsaydı. Ezik ağla. Tamam Arda, madem sana da öyle sorayım. 2 artı 2 4 ise 76 çarpı 572 kaç eder oğlum? Bak bu da o kadar basit. 74 çarpı 5000 ne öğretmenim, ne diyorsunuz ya? Hiçbir şey anlamadım. Bu mu kolay yani, bu mu kolay? Arda cevap veriyor musun, sıfır mı vereyim sana? Çabuk söyle. Öğretmenim iyi de ben soruyu bile hatırlamıyorum. Nasıl cevap verebilirim ki? Ezik Arda, öğretmen bana sorsa kesin bilirdim. Nasıl da bildin 2 artı 2 ezik? Ya öğretmenim, haksızlık ama bu ya, haksızlık. Hadi lan oradan, sen kimsin benim sorularıma haksızlık diyorsun? Hadi lan oradan, sıfır aldın, otur lan yerine. Of ya, ben bu soruyu hak etmemiştim. Çok zordu değil mi arkadaşlar? Lütfen yorumlarda yazın ya. Yo Arda, çok kolaydı. Öğretmen bana sorsaydı kesin bilirdim. Ulan öğretmenim, herkese soru soruyorsunuz. Bana da sorun var ya, canım çekti ya. Peki Keko oğlum, sana da sorayım. 2 çarpı 7 kaç eder? Ne diyorsunuz öğretmenim? 2 neyi yemiş anlamadım. Dayak mı yemiş 2? Ben dayakları çok severim. Çok güzel dayak atarım ya. Allah'ım yarabbim ya, ne yapacağım ben sizinle? Ne yapacağım ya? Allah'ım, otur sıfır Keko, sana da sıfır. Vallahi hiçbir şey anlamamışım ya. Kim kimi yedi ya? Çocuklar evet, soruyu bilene 100 vereceğim. 2 çarpı 7 kaç eder? Çabuk çabuk biri söylesin, 100 alacak. Öğretmenim cevabı biliyorum, ben cevap verebilir miyim? Evet, yok mu cevabı bilen, yok mu cevap vermek isteyen? Öğretmenim ben varım, ben cevap vermek istiyorum. Ya koskoca sınıfta kimse cevap vermek istemiyor mu? Öğretmenim ben cevap verebilirim. Evet Elif kızım, söyle, 100'ü kazan. 2 çarpı 7 kaç eder? 14 eder öğretmenim. Aferin kızım, doğru bildin, 100 aldın, tebrikler. Ama öğretmenim ben sabahtan beri el kaldırıyorum, herkesten önce kaldırdım, bana hak vermediniz. Elif kaldırınca hemen ona verdiniz, ben hak ediyordum o yüzü, ben de biliyordum 14 olduğunu. Lan velet, sen bana kör falan mı diyorsun, bak çok kötü yaparım lan seni. E öğretmenim, sabahtan beri parmağımı kaldırıyorum, niye görmüyorsunuz o zaman? Tamam lan, görüyorum, sana da soracağım. 75 çarpı 579 çarpı 310. Öğretmenim iyi de ben bunu nasıl bileyim? Ulan bilmiyorsan niye parmak kaldırıyorsun, artist seni. Öğretmenim iyi de ben 2 çarpı 7'ye kaldırmıştım. Bana ne lan, bana ne, onu bilen bunu da bilir, sıfır aldın, otur lan yerine. Of öğretmenim ya, çok kötüsünüz. Öğretmenim bu arada size bir şey söylemem lazım. Buyur evladım, söyleyebilirsin, ben zenginleri çok severim, istediğini söyleyebilirsin bana. Öğretmenim bu Arda var ya, bu Arda sizin arkanızdan konuşuyor, tam bir salak öğretmen diyor, hiçbir şey bilmiyor diyor. Ne, vallahi yalan öğretmenim, öyle bir şey yok, yalan söylüyor Rüzgar, vallahi öyle bir şey demedim. Öğretmenim Allah'ın fakirini sözüne mi inanacaksınız, benim sözüme mi? Lan Arda terbiyesiz, sen benimle ne biçim konuşuyorsun lan, kalk lan ayağa, cezalısın, tek ayak üzerinde duracaksın. Ya iyi de öğretmenim, vallahi öyle bir şey yok ya, vallahi yok. Arkadaşlar yorumlara yazın, dedim mi öyle bir şey, hiç duydunuz mu? Aa, nasıl da kandırdım öğretmenim, mallar da ya tek ayak üzerinde bekleyecek. Ulan Rüzgar, ben sana bunun hesabını sormaz mıyım oğlum, çıkışta bekle lan beni, bekle lan çıkışta. İyi beklerim, ne yapabilirsin ki, sanki Allah'ın fakiri, seni paramla döverim. Göreceğiz Rüzgar, göreceğiz, bana iftira atmak neymiş göreceksen. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz bitti, hepiniz çıkabilirsiniz, hadi çıkın gidin lan evinize, çıkın lan. Şimdi hesaplaşma vakti Rüzgar. Hadi bakalım, ağzını yüzünü kırayım da gör. Sonunda baş başa kaldık Rüzgar efendi, şimdi senin kafanı koparacağım oğlum, kafanı koparacağım. Gel lan gel, korkmuyorum zaten, yumruklarımın tadına bak gerizekalılardan, malarda. Sen var ya, sen bittin oğlum, sen bittin lan. Sadece o değil, ikiniz de bittiniz, ikinizi de çok kötü yapacağız. Ne oluyor be, siz de kimsiniz, niye bize çok benziyorsunuz? Arda yalvarırım sana, koru bizi. Ne olur zarar vermeyin bize. Biz size çok benzemiyoruz aptal, aynınızız, kötü ikiziniziz. Evet bizler sizin kötü ikizlerinizsiniz. Tamam da bizden ne istiyorsunuz? Arda bir şeyler yap, altıma işeyeceğim korkuda. Sizden hiçbir şey istemiyoruz ahmaklar. Sadece hayatınızı alacağız. Ne, hayatımızı mı alacaksınız? Ne yaptık ki biz size, ne yaptık? Azizim umarım bu bir kabustur. Siz bize hiçbir şey yapamazsınız enayi seni. Sadece zengin olup düzgünce yaşamak istiyoruz biz. E tamam da ben fakirim zaten, hiç param yoktu benim, beni almayın Rüzgar, alın, o çok zengin. Ya Arda ne saçmalıyorsun oğlum, kardeşiz biz, birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Ya Rüzgar kapa çeneni, senin için canımdan olamam. Sizi öldürüp yerinize geçeceğiz. Ama önce sizi kaçırıp
Rüzgar'ın babasından paralarını almalıyız. Ya tamam, ben şehirden giderim, ne olur bana zarar vermeyin, ne olur. Öyle olmaz, bizim eşeğe binmemiz için sizin ölmeniz gerekiyor. Gelin bakalım bura. Hayır yapmayın, çok yarım acıyor, yapmayın. Aa vurmayın, ne olur vurma ya. Kapayın çenenizi, alın bakalım bunları. Lütfen bırakın bizi, lütfen lütfen. Kapa çeneni. Arda senin yüzünden düştüğümüz şu duruma bak. Mal Rüzgar, ben ne yaptım? İftira atmasaydın sen de bana, direkt evimize gitseydik. Oğlum beni niye korumuyorsun ki? Ne yani, niye? Lan ben ne yapayım, manyak mısın? Herifleri görmüyor musun? Ne kadar güçlüler. Kapayın çenenizi, sizin fotoğrafınızı çekip zengine yollayayım da bize para versin. Ulan şuna bak ya, kötü ikizimde bile iPhone Pro Max var, bende yok ya. Ay Allah'ım ya, bu nasıl hayat ya? Arda şuradan kurtulalım, söz sana iPhone fabrikası alacağım ya. Evet çektim ve zengine yolladım. Hadi bakalım sizi ne kadar seviyor. Parayı aldıktan sonra onu da öldüreceğiz. Lan bu fotoğrafta ne? Ne bu? Vallahi abi, ne fotoğrafı, ne fotoğrafı? Lan yoksa gerçek mi bu? Abi söylesene, ne fotoğrafı? Delirtme sen adamı, söylesene. Oğlum Arda ve Rüzgar'ı kaçırmışlar, fidye istiyorlar lan. Nasıl ya abi? Gerçekten mi? Gerçekten mi? Evet oğlum, fotoğraf yollamışlar, okulun arkasına gelin diyorlar paralarla. Abi ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Vereceksin parayı, vereceksin. Ya veririm, vermesine de ben Arda için vermem, Rüzgar için veririm. Arda'yı öldürsünler, bana ne? Abi saçmalama sana, benim hiç param yok. Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ne yaparsan yap fakir, beni ilgilendirmez. Oğlumu kurtarmalıyım ben. Yürü abi, dedikleri yere gidelim. Benim bir planım var, aklımda bir plan var. Tamam madem, hadi yürü bakalım, gidelim. Ama sen ne olur ne olmaz para da al, sonra şüphelenirler, şüphelenirler. İstediğiniz paraları götürdük, oğullarımızı serbest bırakın. Evet ya, rahat bırakın oğullarımızı, rahat bırakın. Aferin size, paraları verin, oğullarınızı serbest bırakalım. Aynen, önce para. Babacım inanmayın bunlara, parayı alıp hem bizi hep sizi öldürecekler. Babacım sen yine de ver, para dediğin nedir ki? Belki kurtarırsın bizi, belki acırlar. Ya oğlum Rüzgar, salak mısın? Sence bunlar bizi acır mı? Doğru mu bu? Paraları alıp oğullarımızı vermeyip onları öldürüp bizi de mi öldüreceksiniz? Evet ya, bu mu planınız? Bu mu planınız? Madem söyledi bu ahmaklar, evet planımız bu. Hem çok zengin olacağız, hem de normal bir hayat yaşayacağız artık. Arda ve Rüzgar'ın yerine geçeceğiz. Allah'ım ya, sanki ben çok güzel bir hayat yaşıyormuşum gibi. Kaç gündür yemek yemiyorum oğlum ben. Allah, benim hayatım güzel, ben bir şey diyemem. Veriyor musunuz parayı, zorlama alalım. Ha, cevap verin bakalım. Evet buradalar işte, şimdi günlerini göstereceğim onlara, görecekler. Artık sizin ölüm vaktiniz geldi. Aynen öyle, paraları alıp sizi öldürme vakti. Hadi orada, nasıl sizin ölme vaktiniz, alın bakalım, alın bakalım. Helal olsun Kerem komiserim, kurtardın bize. Harbiden Kerem komiserim ya, adamın değilsin. Vallahi fakir, helal olsun, planın işe yarayacağını hiç düşünmemiştim ya. Yarayacak abi, yarayacak tabii ki. Çok küçümsüyorsun beni, çok küçümsüyorsun. Ulan vallahi helal olsun ya. Tabii Kerem olmasaydı hiçbir şey yapamazdık. Öyle demeyin, utandırıyorsunuz beni, görevim bu sonuçta. Olsun Kerem, sonuçta çocuklarımız fakir ve senin sayende kurtuldu, bizim hayatımız da. O yüzden bu para dolu çantaların birini sana hediye ediyorum fakir. Birini de sana Kerem komiser. Bu arada lütfen yorumlarda Kerem komisere teşekkür edin, bizi kurtardı. Sahiden para mı vereceksin abi? Zengin olurum ben o parayla. Çok para var ama orada. Oğlum olsun, çok önemsiz bir para. Ben bir günde kazanıyorum bunu. Artık hepsi senin. Yani yarısı, diğer yarısı da Kerem'in. Çok teşekkür ederim zengin. Lan Rüzgar bak, kurtulduk, lafını unutma, bana iPhone Pro Max fabrikası açacaksın. Of Arda ya, ne bal adamsın ya. Az da ölüyorduk, hala iPhone Pro Max açacaksın. Saçmalıyorsun bir şeyler ya.